Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yine bir soruyla beraberiz. Of, kötü bir giriş oldu. Neyse. Örneğimiz de diyor ki bize 0450 haş nolu adresten başlayıp 4F haş adet veriyi al. A0 haş nolu adresine itibaren kopyalayan program. Az önce yaptığımız örneklere çok benziyor fakat bunu biraz farklı şekilde çözeceğiz. O yüzden çözüyorum. Hani çok benziyor. Hani bir adresten al, bir adrese yaz. Bu şekilde sorularda pek çıkmıyor. Yani biraz daha zorluyorlar içinde. Yok bu yazdığım verilerden al 3'e bölünenin en büyüğünü de bul şu adrese götür yaz diye olabiliyor. Hani aldınız bu kadar adresi. O tarafa kopyalarken sadece 3'e bölünenleri kopyala ve 3'e bölünenlerin en büyüğünü al da bir başka bir yere kopyala tarzında bir soru çıkabilir karşınıza. Ama bunları bilmeden onları yapamazsınız. Şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım. Burada biraz daha farklı şekilde çözülmüş. Anlaşılır ama sınavda aklınıza gelmeyen bir yöntem olabilir bu çözüm yöntemi. 0450 haş adresinden 4F haş adresine kalem de yılan gibi olmuş. Şimdi bunu alalım. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? 0 şunu biraz büyütelim metni. Gözleri bozuk olan arkadaşlar olabilir benim gibi. 0450 haş adresinden al. Başlangıç adresi. Bitiş adresi neymiş? Yani kaç tane veri varmış? Bitiş adresi değil, 4F haş kadar veri varmış. Bunları topladığınızda ne yapar? 04 04 9F yapar. Kaydırma olmuş. Haşı da unutmayalım. Şimdi baktığınız zaman değerli arkadaşlar burada 04 kısmı değişmemiş. Bu nedir arkadaşlar? Ya da şu 16 bit de ifade edilen, bakın burada 8 bit burada, 8 bit de burada. 16 bitle ifade edilen 8 byte'lik bir adres. Biz bunları ne yapıyorduk? Data pointer'la gösteriyorduk. Bu da data pointer'la gösterilecek. Bu da data pointer'la gösterilecek. Ve iki tane data pointer kullanma imkanımız yok. Az öncekinde neydi? Şu kısımlar aynı kaldığı için, az önceki derken bir örneğin birinde şu kısımlar aynı olduğu için şu son kısımlarda işlem yaptık. Ama bunda bu başları da farklı. Biz de ne yaptık? 0, 4, 9F'te bitiyor ya. Sadece şu son 1 byte'lik yani 8 bitlik adresini arttırarak işlem yaptık. Şimdi gelelim sorunun çözümüne. Mu dedik. Data pointer'ın içine bu sefer hedef adresi attık. Hedef adresi sürekli bir arttıracağız. Başka bir şey yapmayacağız. Kaynak adresin şuradaki kısmına dokunmayacağız. 0,4'lük kısmına. Böyle çözeceğiz soruyu. Şimdi data pointer'a A00'a attık mı? Hedef adresimizi attık. Şimdi P2 diye bir şey tanımladık. Onun ne olduğunu göstereyim. Kafa karışmasın. Şurada not aldım ben. Anlamaya çalışırken. P2 kaynak adresin yüksek baytı. Kaynak adres dediğimiz şey neydi? Verileri alacağımız yer değil miydi? Biz bunu normalde P2, P1 diye gösterebiliriz. Data pointer böyle ya, 16 bitli. Şöyle iki tane hücre düşünün. Yükseğine P2 dedik. Düşüğüne R0 dedik. Siz burada P2, P0 gibi de düşünebilirsiniz. Artık sınavda verin bir şeyler hocamlar. O kadar da gaddar değil hocalarımız. P2 yüksek baytını gösterir. R0 ise kaynak adresinin düşük baytını gösterir. P0 gibi düşün demişiz burada. Bizim adres yapısında düşük adres normalde P0 ile yüksek adres P1 ile gösteriliyordu. Biz buna burada dedik ki P2 ve P0 kullanmışız. Normalde P1 ve P0 da kullanabilirdik. P2'nin içine 0,4 attık. P0'ın içine ise 50 attık. Biz P0 artıracağız sürekli şu kısım değişmediği için. Şimdi gelelim tekrardan kaldığımız yere. Data pointer'ın içine hedef adresi data pointer'ın içine yükledik. Daha sonra P2'nin içine 0,4 yükledik. R0'ın içine ise 50 yükledik. P0 olarak düşünebilirsiniz veya P1 olarak düşünebilirsiniz demiştik. Kaynak adresin düşük baytı, kaynak adresin yüksek baytı. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yoktur. Anlamadıysanız bir durdurun bakın şöyle. Veya sonradan tekrar da verseniz videoyu geri tardırırsınız. Move R1'in içine ise 4F yaptık. 4F neydi? Bizim veri adedimizdi. Kaç adet veri üzerinde işlem yapılacaksa buna R1 dedik. Biz burada döngüyü R1 ile kuracağız. 4F dedik ya. Sürekli bir adet alacağız. Sıfıra kadar geldiğinde döngüden çıkacak arkadaş. Döngüyü durduracak. Şimdi akünün içine ne atacak biliyor musunuz?
R0'ın gösterdiği değeri atacak. R0 neydi? 50 adresindeki değeri tutup bunun içine atacak. Aklınızda şu takılacaktır. Ben de o kısmı anlamadım pek. Soru hazır tabii. Soruyu kendim yazmadığım için. Benim de anlamadığım kısımlar oluyor. Ama böyle kabulleneceğiz bunu. Yapacak bir şey yok. R0 50 diyor ya. Ya diyeceksiniz kardeşim 50'nin içindeki adrese bakmaz mı bu? Fakat şunları bütün olarak düşünün. P2 ve R0'ı bir bütün olarak düşünün. Burada R0'a 50 dediği zaman 0450 adresine gidecek. Oradaki veriyi alıp AQ'ya atacak. Daha sonra AQ'nun içindeki değeri data pointer'ın içine atacak. Data pointer neydi? A00 değil miydi? Getirecek bunun içindeki veriyi atacak. Buradaki önemli nokta R0'ın içinde yani gidip 50 adresine bakmayacak. 0450 adresine bakacak. Önemli olan nokta bu. O noktayı ben de biraz kaçırdım. Ben de anlamadım. Tam anlayan arkadaşlar varsa anlatsın. Hani bizim bir data pointer'ımız var. Buna P2 dedik yüksek kısmına. Düşük kısmı neyse. Şöyle yazayım adam gibi ya. Yüksek kısmına P2 dedik. Düşük kısmına da gittik R0 dedik. Şöyle P2 diyelim. Buna da R0 diyelim. Bunu bir bütün olarak düşüneceksiniz. Yapacak bir şey yok. Şunun içine geldik. Niye böyle yukarıda yazılıyor? 0,4 yazdık. Şunun içine geldik. 50 yazdık. Bunu bir bütün olarak düşüneceksiniz. Yapacak bir şey yok. Şimdi geri gelelim. Soruya devam edelim. Şimdi R0'daki değeri aldık. 0,4,50'dekini. Gösterdiği yani 0,4,50'nin gösterdiği değeri AQ'ya attık. Şu ikisinin niye kullanıldığını anladınız zaten. Dahili harici de işlem yapıyorsak harici bellek üzerinde X kullanıyoruz. Bazı kısımlarda tam net teorik bilgiyi veremeyebiliyorum. Hani normal ben de sizin gibi öğrenciyim çünkü veremeyebilirim. Buradaki R0'ın içindeki değeri AQ'ya attık. AQ'daki değeri şu adrese attık. Daha sonra geldik. R0'ı bir arttırdık. Ne oldu? 050, 0451 oldu. Data pointer'ı bir arttırdığımız zaman hedef adresimiz ne oldu? AA 01 oldu. Hem kaynak adresimizi hem hedef adresimizi bu yazdırma işlemlerinden sonra birer birer arttırıyoruz. Ve burada ne var? Decrement jump not zero var. Bu ne işe yarıyor? Decrement bir azalt demek. Zero'ya eşit değilse not zero atla demek. Kime atlayacak? Şu virgülden sonrasını atlayacak. Eğer sıfıra eşit ise şu R1'i sıfıra eşit olduysa bu R1 bitirecek programı. Umarım anlaşılmıştır. Bir azalttık R1'imizi. 4F'ti ne oldu? 4E olur. Zaten bunları biliyorsunuz. Şu biliyorsunuz lafına siz sinir oluyorsunuz. Bunu da biliyorum. A10'du. B11'di. C12. D13, E14, F15'ti. Biliyorsunuz lafına sinir olduğunuz için anlattım bunu. Bu şekilde azalarak gidecek, döngü olacak. Sıfıra eşit değilse gelecek buraya. Tekrardan şu yaz kısmına bir arttırmıştık ya R0 ve data pointer'ımızı. R0 51 oldu. 0451'deki değeri AQ'ya at. AQ'daki değeri kaynak adresi at. A001'e at. Daha sonra tekrardan bir arttır. Daha sonra yeniden sıfıra eşit olmadığı için buraya dön. Sıfır olana kadar bu şekilde döngü yapımızı kurmuş olduk. Şu kısım biraz... Yani bu komple anlaşılır. Soruda bir şey yok. Fakat şuradaki mantık önemli. Şunu bir düşüneceksiniz. Şunu bir data pointer olarak düşüneceksiniz. 16 bit 16 bitlik bir adres olarak düşüneceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar sorunumuzun çözümü. Şurayı da son kez göstereyim. Umarım faydalı olmuştur. Anlamadığınız bir nokta varsa yorum kısmında yazın. Ben de o kısmı anladıysam cevaplarım. Kendim soru üretmiyorum. Bu sorulardan olan sorular ve cevaplar hani bir yerlerden hani hocalar da bunu kendileri yazdığını düşünmüyorum. Hani daha önceki derslerden de biliyorum. Farklı üniversitelerde aynı kaynaklardan gidiliyordu.
Varsa elinize güzel sorular alırım onlara. Özellikle konulu sorular çıkacak. SMB'de final sınavında. O yüzden konulu sorulara hazırlanacağız finalden önce. Yine bir ekran çıktısı sorulacak ve biraz daha zorlanacak bu ekran çıktısında. Ekran çıktılarında karşımıza kullanmadığımız bir komut çıktığı zaman o komutu ne yapıyoruz? Elimizdeki komut setinde arıyoruz. Komut setinde de zaten açıklamalar Türkçe'ye çeviriler abuk subuk yapılmış. Anlaşılır bir şey değil. Ya anlaşılır da biraz bakmanız gerekiyor. Önceden tüm komutları kullanabileceğimiz şekilde elime geçen tüm örnekleri anlatmaya çalışacağım. Umarım anlaşılıp faydalı oluyordur dersler. Şu konulu soruları anlayanlar varsa konulu soru deyip duruyorum. Hani kurgulu sorular var ya onları anlayan varsa çıksın anlatsın arkadaşlar. Finalden önce bunu da yayınlayalım. Hani birilerine faydalı olur. Bilgi mezara gitmiyor. Ki bu kullandıklarımızı iş hayatında doğru düzgün kullanmayacaksınız. Sadece mantığı birilerine öğretebilmek önemli. Hani baktığınız zaman YouTube'da yığınla İngilizce kaynak var. Türkçe kaynak sayısının az olmasının sebebi Türk olarak hani kötülemek gibi olmasın ama paylaşmayı çok bilmiyoruz biz. Şu dedikodu kötü, dedikodu bencillik gibi kötü özelliklerimizin silinip hani paylaşma, dedikodu yapma gibi özelliklerimizin olmaması güzel olur. Hani merhametli, savaşçı bir milletiz. Bazı gurur duyduğumuz özellikler de var. Her neyse bu sorunun anlamlı mesajını verdik. Herkese başarılar diliyorum tekrardan. Umarım sınavlarınızdan geçersiniz. Sağlıcakla kalın.